Kısacası çocuklar, atom fiziğiyle uyumlu çalışan bu nanoteknolojiyi ilerleyen zamanda hayatın her alanında göreceğiz. Mesela giydiğiniz kıyafetlerde, tıbbi malzemelerde, savunma sanayide... Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii evladım. Biz niye yapay zekadan ya da nanoteknolojiden bahsediyoruz? Geçen ders konumuz sıvıların basıncıydı yani. Doğru. Böyle lafı açınca. neyse o zaman haftaya kaldığımız yerden yani sıvıların basıncından devam ederiz çocuklar. Aşağıda görüşürüz başkancık. Bekliyoruz. Çocuklar, sizi çok özlediğinizi düşündüğüm biriyle buluşturmak istedim. Bu ne? İskender'cim isterse kendisi söylesin. Kendini tanıtır mısın? Selam çocuklar, ben Çelebi 4.0. Görüşmeyeli bayağı oldu. Nasılsınız bakalım? Çelebi! Çelebi özledi çekti ya! Çelebi eskiden Fikri Hoca'nın robotuydu İskender. Çok tatlıydı. Aa, bunu sen mi yaptın? İskender'cim yani bizim de kendimize göre süper güçlerimiz var yani değil mi? Ama sesi değişmiş hocam. Birçok şeyi değişti. Şimdi Çelebi'nin belleğini buna yükledim. Üzerinde saatlerce çalıştım ve sonunda çalışmama değdi. Çok zeki bir asistanım oldu. Evet Yunus, efendim ben sadece sizin zekanızı taklit eden bir yapay zekayım. Ya görüyor musunuz bak yani mütevazılığı bile aynı ben canım benim. Hayırlı olsun hocam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun çok güzel. Hayırlı olsun ha. Teşekkür ederim. Tabii. Çok zeki bir asistana ihtiyacınız olduğu için bir yapay zekanız olmalıydı. Anlıyorum. Şimdi insan... Asistana ihtiyacım yok demedim ki. Hadi bakalım çocuklar, müsabaka sizi bekler. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edelim, olur mu? Konuşalım hocam. Hadi bakalım. Evet. Hadi. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Canım hocam. Canım benim. Hadi. Görüşürüz.